quedaban habitaciones con cama de matrimonio. Ajá. Pero les hemos preparado una. Un segundito. Que lo voy a cerrar. Otele geldik. Burası en sevdiğim otellerden. Çok ufak bir binada, eski bir binada birkaç tane odası var. Size bizim odayı göstereyim. Şu an birinci kattayız. Giriş katın üstündeyiz. Odamız burada. İki kişilik küçük güzel bir oda. Burada da ufak bir balkonumuz var. Çok sessiz, çok güzel. Bu ortancalar Kuzey İspanya'da her yerde var ve çok seviyorum. Çok güzeller, rengarenk. Biz İspanya'da buraya üç yalanların koyu diyoruz. Birincisi Santa, aziz demek. İspanya'da şehirlerin ve köylerin azizleri olur ama buranın yok. İkincisi Cana, düz demek. Ama burası düz değil, yokuşlu. Üçüncüsü Del Mar, yani deniz ama burası deniz kenarında değil. Yani İzmir'in hiçbir kelimesi doğru değil. Yemek için buraya geldik. Menü del día, yani günün menüsü var. Burayı otele sahibi önerdi. Şöyle şurada menüyü görebilirsiniz ama tabii günün menüsü değişiyor her gün. Bu yalnızca bir örnek. Bu cocido adı verilen nohutlu bir, nohutlu ve ıspanaklı bir yahni. Cocido montañés. Dali, Cantabria, cocido. Bu da kuşkonmazla yapılan bir yemek. İlk kez böyle soslu yiyeceğim. Merak ediyorum. Hayatımda yediğim en güzel kuşkonmaz olabilir. Yumuşacık ve içinde bir şey var. Ne var içinde? Yumurta sosu. Yumurta. Yumurta ve belki... Peynir de mi var? Peynir ya da... deniz ürünleri krem belki. Ana yemeklerimiz geldi. Böyle değişik bir biftek. Yuvarlamışlar bifteyi. Şinitsel gibi. Şinitsel gibi. Yanında da patates kızartması ve pimientos de padron, İspanya'nın meşhur biberleri var. Ben de bir balık aldım. Balık çok güzel gözüküyor. Bunun İspanyolca ismi merluza, İngilizcesi de hake. Hatta baktım ama ne olduğunu göremedim. Böyle bir balık. Çok süslü. Bakalım tadı nasıl? Çok sevdim. Çünkü tuzlu bir sosu var. Ya da kendisi tuzlu. Çok severim tuzlu şeyleri. Çok güzel. Yemekten sonra sindirim için sorbete de limon aldık. Bunun tarifi kanalımızda vardı. Eğer evde yapmak isterseniz. Tatlı olarak da cheesecake aldık. Cheesecake de bu şekilde. Böyle sade geliyor. Üzerinde herhangi bir meyve yok, sos yok. Yalnızca yanına krema koymuşlar. Böyle sade cheesecake. Buranın tarihi bir kilisesi var. İsterseniz gidip gezebilirsiniz. Biz daha önce gezmiştik. Bu sefer içine girmeyeceğiz. Ama dileyenler girip görebilirler içeriden.
best thing in this life for free. That's so true now. Santillana del Mar'a eğer gelirseniz burada yemeniz gereken iki şey var. Bir tanesi sobao, bir tanesi de kesala. Sobao böyle tereyağlı bir kek gibi. Aha. Ufak bir kek. Kesada da peynirli bir ne diyelim tatlı. Peynirli bir tatlı. Bunların yanında süt de ikram ediyorlar. Şu sobao. Küçük olanları, bu büyük olanları. Şu da kesada. Hola, buenas. Nos pone un vaso de leche con quesada y un vaso de leche con sobao, por favor. Quesada böyle bir şey. Bu da sobao, kek olanı. Bir de yanında da süt. Şimdi deniyoruz. Şu an saat neredeyse 10 oldu. Ama havaya bakar mısınız? Hala sanki akşam üzeri gibi ya da akşamın erken saatleri gibi. Burada güneş çok geç batıyor. O yüzden sizi kandırıyor. Dolaşmaya devam ediyorsunuz ama bir bakmışsınız ki saat gece 11 olmuş. O yüzden biz de yavaş yavaş otelimize geri dönüyoruz. Ve yarına hazırlanmaya başlıyoruz.